Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarını anlattığımız serimizin yepyeni ve son videosuyla son padişahla karşınızdayız. Mehmet Vahdettin 36. ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Abdülmecit, annesi Gülüstü Kadın Efendi'dir. 2 Şubat 1861 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Abdülmecit, Mehmet Vahdettin doğduğu yıl annesi Gülüstü Kadın Efendi de o henüz çok küçükken vefat etmişlerdi. Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz hem de yetim kalan Mehmet Vahdettin, babası Abdülmecit'in kadınlarından şayeste kadın tarafından büyütüldü. Abdülaziz'in saltanatı sırasında henüz bir çocuk olduğu için serbest yetişti. Eğitim ve öğrenimiyle ağabeyi 2. Abdülhamit henüz padişah değilken bile yakından ilgilendi. 2. Abdülhamit saltanat yıllarında da bu tutumunu değiştirmedi. Ona hep değer verdi ve onu korudu. Bu yüzden ağabeyinin saltanat yıllarında daha rahat bir hayat yaşadı. Mehmet Vahdettin çok okurdu ve okuduğunu iyi anlardı. Zeki bir insandı. Fikirlerini kağıt üstüne aktarmakta zorluk çekmezdi. Çok nazik bir insan olan Mehmet Vahdettin, Viyana seyahati sırasında hem yanındakileri hem de yabancıları nezaketine hayran bırakmıştı. Az konuşur, daha çok dinlemeyi sever ve birisini dinlerken pür dikkat kesilirdi. Mehmet Reşat padişah olduğu zaman yaş bakımından Mehmet Vahdettin'den daha büyük olan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin veliahttı. Yusuf İzzettin'in ölümü üzerine veliahtlığa Mehmet Vahdettin getirildi. Veliaht olarak bulunduğu yıllarda 1. Dünya Savaşı çıktı. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin veliahtı olarak Almanya'ya resmi bir gezi yaptı. Bu seyahatinde yanında Mustafa Kemal de bulundu. Mehmet Reşat'ın ölümü üzerine Vahdettin ismiyle padişah oldu. Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın başkanlığını yaptığı Osmanlı heyetiyle İngiliz Amiral Kartorp'un başkanı olduğu İtilaf Devletleri heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona ermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bu anlaşma aslında çok ağır şartlar taşıyordu. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışını öngörmekte, İtilaf Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nin herhangi bir bölgesinde güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeniyle işgal hakkını tanımaktaydı. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri Barış Antlaşması'nın imzalanmasını beklemeden Türk topraklarının taksimine giriştiler. Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereğince bütün bir memleketin işgali için İtilaf Devletleri'ne imkan veriyordu. Ana hatları 24 Nisan 1920'de San Remo Konferansı'nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması 11 Mayıs 1920'de incelenmek üzere Osmanlı hükümetine verilmişti. Anlaşmanın kabulünü kolaylaştırmak ve Sevr hükümlerini uygulamak üzere İtilaf Devletleri'nin teşvik ve desteğiyle Yunan ordusu 23 Haziran 1920'de Anadolu'da ve Trakya'da saldırıya geçti. Bursa'nın, Balıkesir'in, Uşak'ın ve Nazilli'nin ard arda işgali ile Serb'in uygulanmasını sağlamak ve antlaşma maddelerinde herhangi bir değişikliğe meydan vermemek bu saldırıda esas amaç olmuştu. Vahdettin'in başkanlığında toplanan Şura-i Saltanat 22 Temmuz 1920'de zayıf bir mevcudiyeti vahva tercih edilmeye değer görerek anlaşmanın onanmasına karar vermiştir. Tevfik Paşa'nın Türk topraklarını parçalayan milli şeref ve haysiyetle bağdaşmayan bu anlaşmayı imzalaması üzerine damat Ferit Paşa tarafından görevlendirilen Reşat Halis Bey, Hadi Paşa ve Rıza Tevfik Bey, Sevr Anlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzaladılar. Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti parçalanıyor, Türk milleti de yaşama hakkından yoksun bırakılıyordu. Rumeli sınırımız aşağı yukarı İstanbul vilayeti olarak tayin ediliyordu. Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanlılara veriliyordu.
Güney sınırı ise Mardin, Urfa, Gaziantep, Amanos Dağları ve Osmaniye'nin kuzeyinden geçmekte ve bu sınırın güneyini Fransa'ya bırakmaktaydı. Doğu Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı içine alan bir Ermenistan, Irak ve Suriye arasında bir Kürdistan kurulacaktı. Bunun dışında Türkiye'ye bırakılan topraklar nüfus bölgelerine ayrılmakta, İtalyanlar Antalya ve Konya, Fransızlar Adana, Sivas ve Malatya bölgesi üzerinde, İngilizler de Irak'ın kuzey kısmında nüfus bölgeleri tesis ediyorlardı. İstanbul'da ise hükümet ve padişah oturacak fakat İstanbul uluslararası bir şehir olacak, Boğazlar'da ordusu, donanması, bütçesi ve organize kuruluşlarıyla bir komisyon bulunacaktı. Türklere bırakılan bölge hakimiyet hakkı en ağır şekilde sınırlanmış Ankara ve Kastamonu illeri ve dolaylarıydı. Sevr'e göre ülke dahilinde bulunan azınlıklar Türklerden daha fazla haklara sahip oluyor, vergi vermeyerek, askerlik hizmeti yapmayarak ayrıcalıklı bir durumda bulunuyordu. Türk vatandaşlığından çıkanlar birçok yükümlülükten kurtuluyor, yeniden hiç kimsenin Türk vatandaşlığına girmesine de izin verilmiyordu. Devletin askeri kuvveti her bakımdan sınırlanarak azami miktar 50.700 kişi olacak, tank, ağır top ve uçak bulunmayacaktı. Askerlik gönüllü olacak, donanma ise 6 torpidodan ibaret olup donanmada denizaltıda bulunmayacaktı. Diğer taraftan mali ve iktisadi hükümler Osmanlı hükümeti ile meclisin yetkilerini hiçe saydıracak şekilde sınırlayıcı içerikte olup Osmanlı Devleti'ni İtilaf Devletleri'nin ortak sömürgesi haline getiriyordu. İngiliz, Fransız ve İtalyan devletlerinin temsilcilerinden kurulu Mali Komisyon, Osmanlı Devleti'nin gelir ve giderlerini düzenlemekte ve devletin yetkilerini devletlik sıfatıyla bağdaştırılmayacak şekilde bağlamaktaydı. Sevr Anlaşması'nın Osmanlı hükümetince imzalanması, Anadolu'daki milli mücadele azmini kuvvetlendirmiş, halkın İstanbul hükümetinden ümitlerini kesmesine neden olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında, Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve bunu onaylayan Şura-i Saltanat'ta bulunanları vatana ihanetle suçlayarak vatansız sayılmaları kararını aldı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bu anlaşmayla kendini hiçbir surette bağlı görmediğini de ilan etti. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmıştı. Ağır ve yorucu savaşlardan çıkmış Osmanlı kuvvetleri savaş sırasında kahramanca çarpışmalarına rağmen düşman kuvvetlerinin tüm yurdu işgal etmelerine karşı koyamamışlardı. Bu sıralarda imzalanan Mondros ve Sevr Anlaşmaları Osmanlı Devleti'ni tamamen yok etmeye ve Türk yurdunu parçalamaya yönelik hazırlanmıştı. Mehmet Vahdettin, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar verdi. Toplanan meclis, düşman devletlerin görüşleri dışında bir karar alarak Misak-ı Milli'yi kabul etti. Bunun üzerine İngilizler İstanbul'u resmen işgal edip Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıttılar. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkarak Milli Mücadele Hareketi'ni başlatan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Anadolu'daki direniş hareketini örgütlediler. Kongreler ve Kuvayi Milliye direnişleri gerçekleştirildi. Nihayet 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasına karar verildi. Türk milleti canını ve malını hiçe sayarak girdiği Kurtuluş Savaşı'ndan muzaffer çıkmış, düşmanlar vatan topraklarından atılmıştı. Mustafa Kemal Paşa idaresinde büyük bir zafer kazanılmıştı. Yeni meclis saltanatın kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türk topraklarından çıkarılmasını istemişti. Mehmet Vahdettin, 17 Kasım 1922 sabahı İstanbul'dan Malaya isimli bir İngiliz zırhlısı ile götürüldü. Saraydan ayrılışından sonra Vahdettin önce Malta'ya sonra da Hicaz'a gitti. Mekke'de bir süre kaldıktan sonra İtalya'nın San Remo şehrine giderek vefatına kadar orada kaldı. Mehmet Vahdettin San Remo'da kalp yetmezliğinden dolayı 15 Mayıs 1926 günü 65 yaşında vefat etti. Vatan topraklarına gömülmek en büyük arzusuydu. Ancak bunun mümkün olmayacağını bildiği için en azından halkı Müslüman olan bir ülkenin topraklarına gömülmek istemişti. Şam'daki Selahaddin Eyyubi türbesini seçmişti ve bu son arzusuydu.
cenazesi alacaklıların haciz koymaları yüzünden bir süre ortada kaldı. Ancak devrin Suriye Devlet Başkanı Ahmet Nami Bey olayı duyunca çok üzüldü ve bütün borçlarını ödeyerek cenazesini Suriye'ye getirtti. Ancak toprağa verilmeyi çok arzuladığı Selahattin Eyyubi Türbesi doluydu. Ahmet Nami Bey, Mehmet Vahdettin'in cenazesinin Sultan Selim Camii'nin bahçesine gömülmesini sağladı.